Bugün tabii ki sizlerle birlikte uzun zamandır oynamadım. Forza Horizon 4'ü oynayacağız arkadaşlar. Burada bir tane kapışma yapayım dedim ben. Bir Nissan Fairlady, değil mi? Bir bakayım hemen. Yani Nissan Fairlady Z diye geçiyor da ben Nissan Fairlady diyeceğim. 2003 modelmiş. Bir de Mercedes AMG GTR. Şu hemen arabamızı göstereyim hızlıca. Mercedes'lere gelmem lazım. Birbirine çok yakın bir sınıftalar. Bakın. Bu GTR iki, üstteki 2017 model. GTR bu. S1 900. Bu sıfır. Bunda hiçbir oynama yok. Ama Nissan Fairlady şu anki arabamızda oynama var tabii ki. Biz modifiye ettik. Yoksa düşük bir sınıftaydı. O yüzden para zaten para da o yüzden çok az. Nissan Fairlady 887. Bu GTR ise 900. Mercedes AMG GTR 9 S1 900 sınıfında birbirine çok yakınlar. Sadece 11 yani 11 puan falan fark var. Şimdi gelin birlikte Nissan Fairlady ile başlayalım. Aralarındaki fark, durun bir dakika. Aralarındaki tek fark, ha yok, aralarında tek fark yokmuş, tamam. Opel'i andırıyor ya logosu, direksiyonu. Şöyle bir başlangıç yapalım. Araba yolu çok tutmuyor. Güzel tutuyor. Ben yedekten çıkacağım. Kaydırma hevesi gerektiriyor. Forza oynayacaksınız işte o zaman. Hadi bakalım, gelin birlikte başlayalım. Tabii ki siz de yorumları yazın arkadaşlar. Yani
Sessiz GTA arıyoruz. Ama neden olduğunu bilmiyorum. Ulan şu an. Ya neden ben sana arıyorum? Arkadaşlar ben Nissan Leaf'le ilgili çok da iyi değilmiş doğrusu. Şimdi gelin Mercedes'imize geçelim hemen. Aa durun bir dakika. Testlerini tam tekrar yapalım şimdi burada. Şöyle dönüşüm. Toplam 6 puan verdim. Pardon, özür dilerim. Bir de hala şansı var. Çünkü şöyle bir şansı var. Araba modifiyeli olduğu için kendi sınıfındaki arabalardan daha üstün gelebilir. Şimdi gelin birlikte Mercedes GTR Mercedes AMG GTR'ımızı test edelim. Yani bana açıkçası Mercedes yenecek gibi geldi. Çünkü dediğim gibi yolda da sürdüm ben. Şöyle hemen başlangıç yapalım be. 1-2-3 frene basarak, bakın frene basarak başlamama rağmen araba çok kaydırmadı. Bunu normal buluyorum. Çünkü öbür araba modifiyeliydi. Modifiyeli olunca da araba biraz çıldırıyor. İçinde araba kaydırıyor tabii. Böyle güzel tutuyor. Yeterli olmayan makasları atalım dedik de atamadık. Şöyle devam edelim. Bayağı hızlı gidiyoruz. Araba 50 basıyor. 250'lerde mi kalmışım bu arada? Tam hatırlamıyorum. Şimdi daha test edelim. Şu araba yolu çok güzel tutuyor. Fuel-AD'den, yani Fuel-AD'de yolu tutuyor tutmuşsun ama direksiyon döndü. Bunun direksiyonu da döndü. Hem de yol tuttu.
O yüzden bu yani yol tutma açısından kazandı. Şöyle. Bu paralar güzel. 280. 280 lira mı düşmüşler? Evet, şöyle arkadaşlar. Arabayla en fazla 320'yi gördük de arabanın içinden geçti ama o kim yani? Geldi. Evet. Selamünaleyküm. Kardeşim sen bana nasıl denk geliyorsun ya? Hayırdır ya? Arkadaşlar araba geldi. Bana tak diye çarptı. Dur bir dakika. Arabanın rengi değişti. Yok artık. Arabanın rengi mi değişti bu arada? Bak kardeşim. Herkes bana sürtüp duruyor da ben Alman tankıyım. Bak ya, çiçeklere zarar yok. Her neyse arkadaşlar şimdi yol tutuşu testi gidecek demiştim. Hem kaydırmasına bakacağız. Hem de zaten burada direksiyonun dönmesi de önemli. Şu, bir de bu başlangıçta hızlı. Yani kalkışta iyi hızlı. Hızlanmasında bir sıkıntı yok. Burada da zaten gördüğümüz gibi fren ile birlikte basamıyoruz. Ama burası geniş bir yer. Arabanın direksiyonu bu yolda iyi tutuyor. Ama buradan puan kırmak zorundayım. Çünkü yine arabanın direksiyonu dönmüyor. Bu da tabii ki araba kendi kendine kaynaklanıyor. Araba kendisi hızlanabildiği için direksiyon başlangıçta öyle tam dönemiyor. O yüzden maalesef buradan puan kırıyoruz. Bu 2 puanlıktı. 1 puan verdik. Öbürkülerinden tam puan aldı. Yani şu anda 7 puan arkadaşlar. Siz de değerlendirin bence arabaları. Öyle benim için sizin yorumlarınız da değerlidir. Şöyle tekli diyelim. Şablon. Hayır, Horizon değil. Şöyle buradan Mercedes bulalım. Nerede Mercedes? Mercedes neredesin? Ha burada. Aç diyelim. Şablonu oluştur. Tamam, şablonu oluşturduk. Ay arkadaşlar yanlışlıkla benim arabam nerede? Benim arabam neden çıkmıyor ki? Allah Allah. Hadi tamam S1 diyelim. Şablonu oluştur. Arkadaşlar arabam çıkmıyor. Garip bir şekilde. Bir de bir tane daha yapalım şöyle. Ya 5 uygun araç diyor. 4 kilometre diyor. Ya neden araba çıkmıyor? Arkadaşlar garip bir şekilde. Ay Mercedes Benz yapıyorum çünkü ben ya. Tüh. Tamam. Mercedes AMG'nin logosu nasıl ki? Dur bir dakika. Logo normal logo işte yani. Yani farklı bir logo yok. Şimdi bir de AMG'yi arıyoruz ya. Şu değil değil mi? Tamam. Ha, AMG tamam bu. Şöyle arkadaşlar. Arabamızı sürüyoruz. Ya ben de diyorum neden deminden beri çıkmıyor. Şöyle bu yarışı yaptıktan sonra tabii ki Nissan Fuel ID'yi de yapacağız. Bu yarışı yapmamın sebebi kendi sınıfındaki arabalar açısından geri kalıyor mu kalmıyor mu? Şimdi geri kalıyor mu? Şöyle başlıyoruz. Ancak bazı
kuşlar uçuşu geçti ama. Böyle uçuşa geçenler var. Hayırdır. Beni bir yerde sıkıştırabilirler. Ben geri kaldım nedense. Anlamıyorum. Onlara yaklaşmaya başladım. Ancak bu virajda kazanırım. Oba! Arkadan vurmak yok. Arkadan vurmak yok. Adalet olmuyor. Ne şey yavaşlatıyor onu. Evet arkadaşlar, birinciyiz. Eminden beri bana bakıyor. Burada işte. Arabanın hallerini gördünüz mü? Eminden beri çizik çizik yaptılar arabayı. Tabii ki biz kazandık. Bu yüzden buradan tam puan aldı. Ancak virajda geçebildim. Biraz geri kalmış. Yani araba kendisine göre. Yani iyi diyebiliriz ya. Ondan puan kesmeyeceğim. Ama Fair Lady 2. 3. falan olursa ondan tabii ki puan keseceğim. Şimdi hemen şöyle hemen geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar arabamızla birlikte şimdi tekrardan Fair Lady'yi yarıştırmak için gidiyoruz. Evet, birinci oldu. Hop! Arkadaşlar birinci oldu diye överken arabayı ezdik ya. Şöyle. Bu yarışı yaptıktan sonra videomuz bitecek. Arabanın ibresi 360'a kadar mı? Tam gözükmüyor da. Neyse, tam gözükmüyor. Şöyle. Kullanıyor. Hiç ses almıyor, iyi ya. Şöyle arkadan tosluyoruz. Evet, şuraya girelim. Tekli şablon oluştur. Burada Nissan'ı arayacağız. Nissan neredeymiş? Hah, burada. GTR var hatta üstünde. Şöyle. Nerede? Fear Lady'miz burada. Evet, şimdi arabamızı test etmeye geçiyoruz. Tam da ilk bar kıyafetleri var üstünde arkadaşlar. Şimdi şöyle yanımızda bir GTA yok, ne var? Tam göremedim. Abi yanımızda uçuk arabalar var. Şöyle, hiçbir araba bizim sınıf yok, üstünler varmış. Tamam, ikinciler benim yanımdakiler olmuş. Şöyle 18 liramız oldu, hem para kazanıyoruz hem video çekiyoruz. Şöyle 3258 kazanan nüfus. Şöyle seviyemiz yükseldi, gelin birlikte çarkıda çeviririz de. Şöyle hemen geçtiğimiz. Ya abi al. Üstte 200 bin lira vardı ya. Of.
İt de korna çıktı ya. Her neyse arkadaşlar. Arabayı buradan tam puan verdim. Yani şimdi ben 7 puan vermiştim. Mercedes AMG GTR 9 puan kazandım. Nissan Fair Lady ise 8 puan ile maalesef arkadaşlar yenildim. Ancak ben biraz normal buluyorum yenilmesini. Hem sınıf olarak düşük, hem de araba şey, gerçekten araba deliriyor modifiyeli olduğu için. Şu adam da beni yaşadı. Yani bu videodan sonra da görüşmek dileğiyle öbür videolarımı izlemeyi unutmayın. Bu videodan sonra görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.